Fizik 801 Klasik Mekanik 25. Ders Geçtiğimiz 4 ders boyunca açısal momentum, tork, yuvarlanan cisimler ve dönmeler ile ilgilendik. Ve bu durumda birçoğunuz aman Allah bir sürü denklemi hatırlamak zorundayız şeklinde düşünebilirsiniz. Fakat bu doğru değil. Eğer basit bir şekilde doğrusal sembollerden dönme sembollerine nasıl dönüşün yapıldığını bilirseniz bu durumda işiniz kesinlikle oldukça kolaydır. Konum açıya, hız açısal hıza, ivme açısal ivmeye dönüşür vesaire. Bu durumda dönüşümleri çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer kinetik enerjinin 1 bölü 2 mv kare olduğunu hatırlarsanız bu durumda dönme hareketi için kinetik enerji 1 bölü 2 i omega kare olur. Bu webde var. Sizlere derslerde gösterdiğim her grafik her zaman webde de var ve bunlara ders kaynakları başlığı altında bakmanız gerekir. Ve bu durumda kendiniz için çıktısını alabilirsiniz. Ve bunun hatırlamanız için faydalı olacağını düşünüyorum. Bugün bir cismin tamamen statik denge durumuna gelmesi için ne gerekli olduğunu detaylı olarak tartışmak istiyorum. Bir cismin statik denge durumunda olması için sadece bütün kuvvetlerin toplamının sıfır olması yeterli değildir. Bununla birlikte seçeceğiniz herhangi bir noktaya göre bütün torkların toplamı da sıfır olmalıdır. Ve bu bugünün konusu olacaktır. Bunun serbest uzayda bir cisim olduğunu ve kütle merkezinin burası olduğunu varsayalım. Bu cisim üzerine bu yönde etkiyen bir kuvvet olsun. Ve bu cisme etkileyen diğer bir kuvvet ise zıt yönde fakat eşit büyüklükte olsun. Bu durumda bütün kuvvetlerin toplamı sıfırdır. Fakat henüz dengede olmadığına inansanız iyi edersiniz. Bir tork var. Ve eğer bu mesafe b ise, bu durumda neresini seçerseniz seçin, önemi olmayan herhangi bir noktaya göre cisim üzerinde torkun büyüklüğü b çarpı f olacaktır. Ve bir tork varsa bir açısal de olacaktır. Tork I alfadır ve böylece dönecektir. Bu durumda kütle merkezi etrafında dönecektir. Böylece statik dengede değildir. Bu durumda tork tahta düzleminden dışarı doğru olacaktır. Yani bu şekilde dönecektir. Böylece kuvvetlere yoğunlaştığımız kadar gözümüz torklarda da olmalıdır. Bugün statik denge konumu olarak bir merdiveni seçtim. Bir merdiveni duvara yasladım. Burası duvar ve bu da merdiven. Duvarın olduğu P noktasında sürtünmenin olmadığını varsayalım ve μP sıfırdır. Buradaki Q noktasında zemine dayandığı yerde sürtünme vardır. Q noktasında statik sürtünmeyi basitçe μ olarak adlandıracağız. Merdiven M kütlesine ve L uzunluğuna sahip. Böylece bu merdivenin kütle merkezi tam olarak orta noktadır. Ve bu açı alfa olsun. Tecrübelerimizden eğer bu açı çok küçük ise merdivenin kayacağını biliyoruz. Ve böylece bugünün konusuna gelmek istiyorum merdivenin kaymaması için gerekli olan bu açı değeri ne olmalıdır? Burada MG kuvvetimiz var. Bu yer çekimi kuvvetidir. Bu durumda burada normal kuvvetimiz de var. Buna NQ olarak at veriyorum. Bu yönde bir sürtünme kuvvetimiz söz konusudur. Çünkü merdiven açıkça bu şekilde kaymak ister. Böylece sürtünme kuvveti bunu engellemeye çalışacaktır ve bundan dolayı bu yönde olacaktır. P noktasında herhangi bir sürtünme yoktur. Burada sadece normal kuvvet olabilir. Ve bunu NP olarak seçeceğim. Bunlar cisim üzerinde etki eden yegane kuvvetlerdir. Ve şimdi eksersizimize başlayabiliriz. Tamam, x yönünde bütün kuvvetlerin toplamının sıfır olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu NP'nin büyüklük olarak sürtünme kuvvetiyle aynı olması anlamına gelir. Şimdi Y yönündeki bütün kuvvetlerin toplamı sıfır olmalıdır. Bu MG'nin NQ'ya eşit olması demektir. NQ eşit MG olmalıdır. Fakat şimdi tüm torkların toplamının sıfır olmasına ihtiyacımız var. Hangi noktayı seçtiğiniz önemli değildir. İstediğiniz noktayı seçebilirsiniz. Buradaki noktayı seçebilirsiniz. Burada, orada ya da orada. C'yi seçebilirsiniz. P'yi seçebilirsiniz. Ben Q'yu seçtim. Q'yu seçmemin sebebi bu kuvveti ve bu kuvveti yok etmek içindir. Sadece bununla ve bununla uğraşmak istiyorum. Ve böylece torku Q noktasına göre alacağım. Böylece NP kuvvetimiz var. Konum vektörü ile bu kuvvetin bu noktaya olan vektörel çarpımına sahibiz. Uzunluk L ve açı alfa olduğuna göre bu L çarpı sinüs alfadır. Böylece NP çarpı L sinüs alfayı elde ederim. Ve tahta düzleminin içine doğru olan torku pozitif yön olarak alıyorum. Ve tahta düzleminin dışına doğru olan torku ise negatif yön olarak alıyorum. Böylece bu tahta düzlemindedir ve bunu bu nedenle artı olarak adlandırıyorum. Sonraki MG negatif tork olacaktır. Ve şimdi konum vektörü ile MG arasındaki vektörel çarpma ihtiyacım var. Uzunluk burası ve bu vektörel çarpım 1 bölü 2 L kosinüs alfa çarpı MG'dir. MG çarpı 1 bölü 2 L kosinüs alfa ve şimdi bu sıfır olmalıdır. Böylece bu durumda NP'yi elde ederim. Ve bu P noktasındaki normal kuvvettir. L'leri yok ederim. Ve NP eşit M bölü 2 çarpı kotanjant alfa olmalıdır. Ve bu da sürtünme kuvvetine eşit olmalıdır. Böylece verilen bu sonuç ile sürtünme kuvvetinin ne olduğunu bilirim. Şimdi bu merdivenin kaymasını istemiyorum. Böylece şimdi sürtünme kuvvetinin olabilecek en fazla sürtünme kuvvetine eşit ya da daha az olması şartına gereksinim var. Ve bu Q noktasındaki maksimum sürtünme kuvveti mu çarpı normal kuvvettir. Şimdi benim şartım m bölü 2 çarpı kotanjant alfanın mg çarpı müye eşit ya da küçük olmasıdır. mü çarpı mg Şimdi g'yi unuttum mu? Evet unuttum. Burada bir g var. Ve burada da bir g var. Doğru mu? Çünkü burada bu kuvvetim ve bu konum vektörüm varsa bu durumda mg olmalıdır. Bundan dolayı burada bir g var. Burada bir g var ve mg'yi yok ederim. Ve böylece kotanjant alfanın 2 mü'den küçük ya da eşit olduğunu ya da tanjant alfanın 1 bölü 2 mü'den büyük ya da eşit olduğunu elde edersiniz. Ve bu merdivenin sabit olması durumudur. Ve bu sonuca baktığınız zaman bu size mü ne kadar büyük ise açının o kadar küçük olacağını söyler. Bu oldukça hoştur. Bu tam olarak beklediğimiz şeydir. Ve eğer μ çok küçükse bu durumda durum oldukça dengesizdir. Bundan dolayı hemen hemen her açıda kayacaktır. Eğer bazı sayısal örnekler verirsek, örneğin mü'yü 0,5'e eşit alalım. Bu durumda alfa 45 derece olacaktır. Ve açı biraz daha az olursa bu durumda kayacaktır. Eğer β'yı 0,25 olarak alırsanız bu durumda kaymaya başlayacağı kritik açı sanırım 63 derece yakınında bir değerdedir. Fakat bunu kendiniz kontrol edebilirsiniz. Böylece açı merdiveni kaydırmadan tutan açıdan daha büyük olmalıdır. Bu sonuç oldukça mantıklıdır. Şöyle ki eğer açı çok küçükse merdiven kaymaya başlayacaktır. Burada duvara yaslanmış olan bir merdivenim var. Burayı elimizden geldiğince düzgün yapmaya çalıştık. Mükemmel değil ama bu arada tartıştığımız şeyin biraz kötü bir versiyondur. Fakat her neyse yüzey ile olan sürtünme katsayısı aslında buradaki sürtünme katsayısından oldukça büyüktür. Ve sizi şaşırtmayan şey eğer alfa açısı çok küçükse bu durumda denge olmayacaktır. Alfa açısı orada gördüğünüz gibi belli bir değerden daha büyük olmalıdır. Bu durumda kararlıdır. Görmek istediklerim hepsi bu kadardı. Fakat şimdi daha ilgi çekici bir durumu ele alacağız ve bir bakıma sizin sezginizi test edeceğim. Merdiveni tam olarak kritik açıya ayarladığım varsayın. Başka bir deyişle kotanjant alfayı tam 2 mü değerine ayarlayacağım. Böylece orada kendi ayakları üzerinde durmakta olup neredeyse kaymaya başlayacak. Ve şimdi birinizden merdivenin üzerinde çıkmasını ve yürümesini isteyeceğim. Buradan başlayacak ve yavaşça merdiveni çıkacak. Bu merdivende yürümenin çok tehlikeli olduğunu, merdivenin hemen kaymaya başlayacağını düşünüyor musunuz? Ya da merdivenin en alt basamağında bulunmanızın onu daha da kararlı yapacağını mı düşünüyorsunuz? Kimler hemen kaymaya başlayacağını düşünüyor? Çok az kişi. Kimler en alta bastığınızda kaymaya başlamayacağını düşünüyor? Pekala. Ne olacağını daha sonra göreceğiz. Şimdi bu kişi merdiveni tırmanmaya başlayacak ve daha sonra bir zaman gelecek ki adam C noktasına geçecek ve P noktasına varacaktır. Şimdi bunu yapmak güvenli olacak mı? Ya da çok tehlikeli mi olacağını düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Kimler merdivende çok yukarı çıkmamak gerektiğini düşünüyor? Kimler hiçbir fark olmayacağını düşünüyor? Sonuna kadar gidebilir misiniz? Her zaman birkaç cesaretli kişi vardır. Tamam, bu sizin de inceleyeceğim şeydir ve birçoğunuz doğru sezilere sahipsiniz. Fakat bunu nasıl olduğunu bildiğim sayısal bir yöntemle inceleyeceğiz. Küçük M kütleli birini merdivene koyacağız ve kişiyi buraya çıkaracağız. Böylece buradaki kuvvet küçük mg ve bu uzaklık d olsun. Ve şimdi bütün hesaplamaları tekrar yapacağız. Tamamen baştan başlayacağız. X yönündeki bütün kuvvetlerin toplamı sıfır olmalıdır. Değişiklik yok. Np ff'ye eşit olmalıdır. Şimdi Y yönündeki bütün kuvvetlerin toplamı da sıfır olmalıdır. Şimdi bir değişiklik var. Şimdi NQ daha büyük olmak zorundadır. Ve büyük M artı küçük M çarpı G'ye eşit olmalıdır. Böylece μ çarpı NQ şeklinde verilen maksimum sürtünme μ çarpı M artı M çarpı G olur. Böylece maksimum sürtünme artar. Şimdi torka ihtiyacımız var. Ve Q noktasını seçiyorum. Q noktasına göre sıfıra eşit. Aslında ilk iki terim hiç değişmedi. Böylece NP çarpı L sinüs alfa eksi MG çarpı 1 bölü 2 L çarpı kosinüs alfa eşitliği var. Fakat şimdi üçüncü bir terimimiz var. Bu kolun vektörü ve bu kuvvet. Ve şimdi D çarpı kosinüs alfa olan bu uzaklık çarpı bu kuvveti alacağız. Böylece burada eksi mg çarpı d kosinüs alfa ve bu şimdi sıfıra eşit. Burada np'yi dışarıya alacağım. Ve G kosinüs alfayı da dışarı alabilir. Eğer G kosinüs alfayı dışarı alırsam ML bölü 2 artı küçük MD elde ederim. Ve daha sonra bunu L sinüs alfaya bölmek zorundayım. Ve şimdi kosinüs alfa bölü Sinüs alfayı kotanjant alfa olarak yazabilirim. Ve L'yi de parantez içine alabilirim. Bu durumda G kotanjant alfa çarpı M bölü 2 artı küçük md bölü L elde edelim. Ve bu şimdi sürtünme kuvveti olmalıdır. Çünkü NP hala sürtünme kuvvetidir. Bunun doğru olduğundan emin olmalıyım. Evet, doğru. G, kotanjant alfa, m bölü 2, küçük md bölü L. Bu sürtünme kuvvetidir. Sürtünme kuvvetinin arttığına dikkat edin. Çünkü bu terim eklendi ve bu terim daha önce yoktu. Daha önce burada gördüğünüz sadece bu terimimiz vardı. Bu nedenle başlangıçta bu durumun daha tehlikeli olabileceğini düşünmüştünüz. Çünkü aslında merdiven tam kritik noktaya ayarlanmıştı ve orada kendi ayakları üzerinde duruyordu. Böylece eğer sürtünme artarsa aman Allah'ım muhtemelen kaymaya başlayacaktır diyebilirsiniz. Fakat bu durumda gözden kaçırdığınız maksimum sürtünmenin de artmış olduğudur. Ve böylece şimdi bunu maksimum sürtünme ile karşılaştırarak değerlendirmek zorundayız. Ve bunu yapmanın en iyi yolu İlk olarak D'yi sıfıra eşitlemeyi düşünmektir. Böylece bu kişiye merdivenin tabanından başlamasını ve yavaşça merdiveni tırmanmasını söyleriz. Şimdi D sıfıra eşit olduğu zaman sürtünme kuvvetinin daha önceden olduğu gibi tam olarak aynı olduğuna dikkat edin. Hiçbir fark yok. Bu sürtünme kuvveti D sıfıra eşit olduğundan değişmedi. Fakat değişen şey maksimum sürtünmedir. Maksimum sürtünme ifadesinin içinde küçük m var ve maksimum sürtünme d'den bağımsızdır. Burada herhangi bir yerde d yok. Böylece eğer maksimum sürtünme artarsa ve sürtünmenin kendisi aynı kalırsa açıkça merdiven daha kararlı olur ve sizler en alt basamağa basabilirsiniz ve hiçbir şey olmaz. Aksine durum daha da kararlı olur. Kişi daha yükseklere tırmanmaya başladıkça sürtünme kuvveti yavaşça artar çünkü bu terim artar. Fakat maksimum sürtünme aynı kalır. Bu D'den bağımsızdır ve böylece şimdi bu kuvvetin maksimum sürtünmeden daha büyük olduğu öyle bir zaman gelir hangi durumda merdiven kaymaya başlar ve bu şüphesiz şimdi bulmak istediğimiz şeydir. Böylece şimdi durum sadece ve sadece sürtünme kuvveti maksimum sürtünme kuvvetine eşit ya da ondan daha küçük olduğu sürece güvenlidir. Fakat kritik açıya ayarlamış olduğunuzu hatırlayın. Böylece kotanjant alfa 2 mü'ydür. Bu durumda bunun yerine 2 mü'yü yazabilirim. Çünkü ben deneyimi buna göre ayarladım. Buradan başladım. Rastgele bir açıyla başlamıyorum. Öyle bir açıyla başlıyorum ki merdiven orada bir şekilde durma ile kayma sınırındadır. Böylece kotanjant alfa 2 mü'ydür. m bölü 2 artı m çarpı d bölü l bu değer şimdi mü çarpı büyük M artı küçük M çarpı G'ye eşit veya küçük olmalıdır. G'leri yok ettiğime dikkat edin. Mü'leri de yok ediyorum. Burada 2 çarpı M bölü 2 var. Ve ikiler birbirini yok eder ve M kalır. Burada da M var ve bu durumda büyük M'leri de yok ederim. Ve böylece 2 MD bölü L küçük ya da eşit küçük M olması gerektiğini elde ederim. Küçük M'leri de yok ederim. Ve D'nin L bölü 2 eşit ya da küçük olması gerektiğini elde ederim. Ve bu bir çoğunuzun tahmininin dışındadır. Şöyle ki bir kişi merdivenin bu tarafı da yürüdüğü sürece durum daha kararlı olur. Açıkça kişi buradan başlarsa denge son derece de artmıştır. Siz yavaşça bu noktaya doğru, kütle merkezine doğru, D değerinin L bölü 2 olduğu noktaya doğru yaklaştığınızda durum bu noktada kesinlikle son derece kritik bir hal alır. Fakat bu noktanın ötesine geçtiğinizde artık durum kritik değildir ve merdiven kaymaya başlar. Özetle bu durumda merdiveni kritik duruma ayarladık. Kaymaya başlamak üzere olduğu bir noktada bir kişinin burada olmasını saldık, daha kararlı oldu. Kişi yavaşça yürüdükçe bu terimden dolayı sürtünme kuvveti artacak ve maksimum sürtünme kuvveti değişmeyecektir. Kişi merdivende olduğu için bu değer hala hazırda artmıştır ve kişi bu noktaya doğru yaklaştıkça durum gittikçe daha az kararlı olur. Tam bu noktada kritiklik açısından başladığımız yani kişinin yürümeye başlamış olduğu ana tekrar geri gelmiş oluruz. Ve kişi yürümeye devam ederse bu durumda merdiven kayacaktır. Ve bunu sizlere gösterebilirim. En azından gösterme teşebbüsünde bulunabilirim. Burada aynı merdivenden var. Ve şimdi yapacağım şey alfa açısını tam kritik açıya değil de biraz daha küçük açıya ayarlamaktır. Bu durumda onu bıraktığım zaman hepimiz onun kaydını göreceğiz. Kritik açının altındadır, açı daha küçüktür. Fakat şimdi burada 4 kilogramlık bir cismim var. İçinizden birinden bu merdivene tırmanmasını istemeyeceğim, inanın bana bunu kendim de yapmayacağım. Bunun kararsız olduğunu görmektesiniz. Ve şimdi 4 kilogramı buraya koydum. Ve bıraktım ve merdiven kararlı hale geldi. Kütleyi kaldırabilir miyim? İşte kaydı. Böylece oldukça aşağıda duran bir kişi az önce gördüğümüz ile tam olarak uyumlu bir şekilde merdiveni daha kararlı yaptı. Şimdi açıyı kritik açıdan biraz daha büyük yapıyorum. Böylece merdiven mutlu oldu. Çok mutlu. Fakat şimdi kişi tehlikeli bir şey yapacak. Yürüyecek ve burada duracak. Ve gördüğünüz gibi bunu yapmaması gerekir. Şu tam olarak orada gördüğünüz şeydir. Böylece sürtünme statik dengeyi elde etmemizde oldukça önemli bir rol oynar ve bu her zaman geçerli bir durumdur. Günlük hayatımızda sürtünmenin bizlere avantaj sağladığı birçok örnek vardır. Şimdi sizlerle paylaşacağım ve sıklıkla gemiciler tarafından kullanılan çok özel bir durum vardır. Oldukça büyük cisimleri çok büyük kuvvetleri tutmak ve kontrol etmek için Oldukça küçük olan cisimler kullanılır ve bunu sürtünmeyi kullanarak yaparsınız. Bir halatı bir direğe ya da bir çubuğa sarıyorsunuz ve halatla çubuk arasında mevcut olan sürtünmeyi kendi lehinize kullanıyorsunuz. Bu şu şekilde çalışıyor. İşte o çubuk. Bunun gibi yatay olmak zorunda değil. Ve çubuğun bu tarafına oldukça ağır bir cismi bir iple asıyorum. Büyük M. Böylece buradaki T2 gerilmesi büyük Mg olacaktır. Hiçbir imelenmenin olmadığını hareketsiz olarak durduğunu varsayıyoruz. Bu alatı çubuğun etrafında birkaç kez sarıyorum. Buraya kütlesi oldukça az olan bir cisim asıyorum. Küçük m kütleli ve gerilme küçük mg'ye eşit. Eğer bu çubukta hiçbir sürtünme yoksa ve ip de hemen hemen kütlesiz ise bu durumda T1, T2 ile aynı olacaktır. Böylece sistem ivmelenmeye başlayacaktır. Fakat sürtünmeden yararlanırsak bu durumda kararlı bir durum elde edebiliriz. Sürtünme ileğimize kullanarak statik dengeye sahip olabiliriz. Böylece bu hareket etmeyecektir ve bu da hareket etmeyecektir. Ve bu durumda T2'nin T1'den çok çok büyük olduğu duruma elde ederiz. Merkez kısmı daha da büyük olarak çizeyim yarı çapı R olsun ve halatımız da burada olsun. Halatı renkli çizeyim. Şüphesiz yatay bir şekilde olması gerekmiyor. Herhangi bir açıda olabilir. İşte böyle. Ve burası T1 ve burası T2. Ve halat bu yönde kaysın diye bu taraftaki çekmenin bu taraftakine kıyasla çok çok büyük olduğu bir durum oluşturuyoruz. Bu onun yapmak istediği şey. Eğer halatın bu küçük parçasına bakarsak, eğer halat bu yönde kaymaya başlamak istiyorsa, halatın bu küçük parçalarındaki sürtünme kuvvetlerinin bu yönde olacağı kesinir. Dolayısıyla halatın her yerinde. Ve bu yüzden bu sürtünme kuvvetleri adeta T1'e yardımcı olacaktır. T2'ye ters yönde olan sürtünmeden dolayı şimdi T2 T1'den çok çok büyük olabilir. Yapmanız gereken şey bunu analitik olarak hesaplamaktır. Bu birçok dilim için tek tek sürtünme kuvvetlerini göz önüne almak zorundasınız. Yani bu bir integral haline gelir ve bu durumda teta sıfır olarak adlandırdığım açı üzerinden integralini almak zorundasınız. Ve en son 8.01 dersini 1993 yılında verdiğimde teta açısının fonksiyonu olarak t2 ile t1 arasındaki ilişkiyi çıkardığımı hatırlıyorum. Bu benim 5 dakikamı almıştı ve 5 dakika sonunda öğrencilerin yarısı uyumuştu. Şimdi 5 dakika uyumak isteyip istemediğinizden emin değilim. Fakat dürüstçe bunu hak etmediğinizi düşünüyorum. Bundan dolayı bunu çıkarmamaya karar verdim. Fakat sizlere kitabınızın 361. sayfasına bakmaya yönlendiriyorum ve orada bulacaksınız. Bu durumda halatın bu yönde kaymak istediği durumda eğer buradaki sürtünme katsayısı mü ise T2 bölü T1'in L üzeri mü çarpı teta sıfıra eşit olduğunu elde edersiniz. Bu sürtünme katsayısı statik sürtünme katsayısı olacaktır. Böylece sonuç bu şekilde çıkar. Bunun çubuğun yarı çapından bağımsız olduğuna dikkat edin. Çubuğun bu kadar küçük olması ya da bu büyüklükte olması fark etmez. Sadece bu açıya bağlıdır. Bu açı çok büyük olabilir. Birazdan yapacağımız gibi çubuğun etrafına halatı 10 defa sarabilirsiniz. Teta'da herhangi bir sınırlama yoktur. Eğer hiçbir sürtünme olmasaydı bu durumda kaymaya başlayacağını dikkat edin. E üzeri 0 1 eder ve bu durumda T2 T1'e eşit olur ve bunun böyle olacağı açıktır. Böylece mü 0 ise bu oyunu oynayamazsınız. Sürtünmeye ihtiyacınız vardır. Bütün problemin özünde bu vardır. Ve şimdi ne tür bir kazancımız olduğu hakkında bir fikre sahip olmak için bazı değerler verelim. Şimdi 3 tur sarmış olduğumuz bir durumu ele alalım. Halatı çubuğun etrafında 3 defa sarıyoruz. 3 tur. Bu tt sıfırın 6 pi'ye eşit olması demektir. Ve sürtünme katsayısı mü 1 bölü 5 olsun. Yani 0,2 olsun. Böylece e üzeri mü çarpı tt sıfırın değeri yaklaşık 40 eder. Bunun denge durumunda bu taraftaki kuvvetin o taraftaki kuvvetten 40 kat daha küçük olduğu anlamına gelir. Eğer bu şekilde düşünmek isterseniz bunu elimle tutabilirim. Karşı gelebilirim. Bu tarafta 40 kat daha büyüktür. Fakat eğer 6 tur sararsam bu durumda E üzeri m çarpı teta sıfırın değeri yaklaşık 2000 eder. 2000. Böylece şimdi gerçekten bir fili bile kontrol edebilirim. Şimdi burada bir cismim olduğunu ve bunun kütlesinin 5.000 kilogram olduğunu düşünün. bin kilogram olsun. Buraya 10.000 kilogram asalım. Şimdi buraya 2.000 kat daha az olan kütleyi asabilirim. Bu, bu tarafa 5 kilogram asacağım demektir. Ve buradaki gerilme oradakinden 2000 kat daha az olacaktır. Sistem kaymaya başlamak üzeredir fakat kaymaz. Tamamen dengededir. Bu kısmı elimde tuttuğumu düşünün. Bir tarafta 11 kilogramlık ağırlık ve ben bunu elimde tutuyorum. Tüm ihtiyacım olan yaklaşık 50 Newton'luk bir kuvvet ve orada duruyorum ve diğer tarafta bu 10.000 kilogramlık ağırlık. Ve şimdi kuvvetimi 50 Newton'dan biraz az olacak şekilde azaltırsam ve şimdi ne olur? Tabii ki kaymaya başlayacaktır. Hatırlayın. Çünkü burada kaymaması için gerekli olan şartları hesaplamıştık. Şimdi gitmesine izin veriyorum ve bu durumda diğer tarafta 10.000 kilogramlık cisim yavaşça aşağı doğru inecektir. Onu tam olarak kontrol edebilir ve durdurabilirim. Ve bunu çok çok küçük bir kuvvetle kontrol edebilirim. Şimdi sizlere bir soru geliyor. 10 bin kilogramlık bir cismi kaldırmak istediğim varsayın. Şimdi bu kütleyi 50 Newton'dan biraz fazla bir kuvvet kaldırabilir miyim? Azıcık fazladan kuvvet bu durumda 10 bin kilogram yukarı gelir mi? Sizlerin kafanızı salladığını görüyorum. Kimler yukarı geleceğini düşünüyor? Kimler olmayacağını? Kimler hiçbir şey düşünmüyor? Çoğunluk. Pekala. Üzgünüm. Kötü bir şey demek istemedim. Bunu kaldırmanızın hiçbir yolu yoktur. Çünkü eğer bunu kaldırmak isterseniz şartlar tamamıyla tersine döner. Bu halat için bu yönde gitmek için gerekli olan sürtünme kuvvetleri ters dönecektir. Başka bir deyişle şimdi hesaplarımızdaki T1 değeri T2 olacaktır. Böylece eğer bu tarafın aşağı inmesini istiyorsanız, eğer onun bu yönde kaymasını istiyorsanız T1 bölü T2 oranı E üzeri çarpı TT0 olur. Ve böylece şimdi eğer burada 10.000 kilogramınız varsa ve halatı 6 tur sarmışsınız. Bu durumda burada ihtiyacınız olan kuvvet 10.000 kilogramdan 2.000 kat daha fazladır. Ve böylece 20 milyon kilograma ihtiyacınız olur. Böylece bunu kaldırmaya çalışmak yapacağınız en aptalca iş olur. Bunu kaldırmak istemezsiniz. Bu düzeneyi sadece çok ağır bir kuvvet dengelemek için kullanırsınız. Bu deniciler tarafından bu amaçla ve hatta kontrol etmek amacıyla kullanılır. Çünkü onu yavaşça bırakabilirsiniz ve bu durumda diğer tarafta kuvvet hareket etmeye başlar. Fakat bu düzeneyi bir şeyi kaldırmak için kullanamazsınız. Burada bir plastik kutum var. Ve bu plastik kutunun içinde 15 banduk 4 tane kurşun tuğlu olacak. Bana bir iyilik yapıp buraya gelerek kutunun içinde 3 tane tuğla olduğu konusunda kendini ikna edebilir misin? Bunların dördünü bir birden koymak istemiyorum. Üçü içinde böylece sadece sonuncusunu koymaya karar verdim. Üçünü orada gördün. Çok teşekkür ederim. Ve sonuncusunu koyacağım. Oldukça ağır. Bu arada ağırlığı kontrol etmek ister misin? Dikkat et. Çok ağır. Evet. Tamam. Tamam. Her parça 15 pound. İçinde toplam 60 pound var. Ve şimdi bu sizin çubuğun etrafına halatı saracağım. Yarı çap önemli değil. Ve neden altı donalım ile başlamıyoruz? İki. Üç. Ooo aman Allah. Im. Dört. Beş. Altı. Tamam. Şimdi bunu tutan bu platformu alçaltacağım. Alçaltabilirim. Ve birazdan bu kutu benim halatıma asılı kalacak. İşte. Şimdi bu platformu kaldırabilirim. Artık buna ihtiyacımız yok. Ve artık buna da ihtiyacımız yok. Hiçbir gayret sarf etmeksizin 30 kilogram çok az kuvvetiyle oldukça az. Şimdi bunu biraz daha alçaltalım. İşte alçalıyor. Sadece alçalıyor. Biraz daha az kuvvetle yapsam daha güzel olacak. Birkaç tur daha saralım. Bir, iki, üç. Ne yapabiliriz biliyor musunuz? Oldukça fazla tur sararak ipin kendi ağırlığının dengeyi elde etmek için yeterli olmasını sağlayabiliriz. Deneyelim. Henüz değil. Birkaç tur daha saralım. 1, 2, 3, 4, şimdi 12 tur var. Ve şimdi halatın ağırlığı 30 kilogramı dengelemede yeterlidir. Şimdi hareketsiz olduğunu görüyorsunuz. Bu harika. Birkaç tur daha sarın çünkü ders esnasında düşmesini istemiyorum. Durduğundan emin olmalıyım ve bunu buraya bağlayacağım. Böylece sürtünmeyi kendi lehinize nasıl kullanabileceğinizi ve binlerce kat ve fazlası mükemmel bir kazanç elde etmeyi ve bunun oldukça sık kullanıldığını gördünüz. Böylece dengeyi sağlamak için sürtünmenin bize nasıl yarar sağladığının, Çarpıcı bir örneği gördünüz. Ve şimdi sizlere aslı olan ve yer çekiminden dolayı serbestçe sallanan bir cismi anlatmak istiyorum. Bütün kuvvetlerin ve bütün torkların toplamanın sıfır olması gerektiği statik denge durumunu anlamanızı istiyorum. Bu belki de duvara asacağım cisim olsun. Burası P noktası ve burada duvara çaktığım sürtünmesiz bir iğne olsun. Cisim serbestçe sallanabilir. Burası kütle merkezi olsun. Ve böylece bir kuvvet söz konusu olur. Eğer cisim küçük M kütlesine sahipse MG kuvveti vardır ve burası Rp konum vektörüdür ve açıkçe P noktasına göre bir tork vardır. Ve eğer P noktasına göre tork varsa, bu tork Rp vektörel çarpım Mg şeklinde olacaktır. Bunun üzerine vektör işaretini koyuyorum çünkü bu ikisi arasındaki vektörel çarpımı almak zorundasınız. Böylece bu açılı sinüsü hesaba katılmalıdır. Bu cisim dönecektir. Açıkça P noktasının etrafında dönecektir. Torp P noktası etrafındaki IP çarpı alfa eşittir. Ve alfa açısal iğmedir. Kararlı bir durumu nasıl elde edebiliriz? Doğa kafa yoracak ve bütün kuvvetlerin toplamı sıfır olursa ve eğer herhangi bir noktaya göre bütün torkların toplamı da sıfır olursa kararlı duruma sahip olabilirim diyecektir. Ve doğa bunun nasıl yapılacağını bilir. Bu kararlı durum daima eğer P noktası ve kütle merkezi dikey bir çizgi boyunca olduğu zaman meydana gelir. Çünkü eğer bu gerçekleşirse bu durumda burada bir MG kuvveti olacaktır. Ve daha sonra burada da yukarıya doğru bir MG kuvveti olacaktır. Cisim bu iğne üzerinde asılı durmaktadır. Etki tepkiye eşit olduğu için iğneyi yukarı doğru itecektir. Böylece bütün kuvvetlerin toplamı sıfır olur ve tork yoktur. İstediğiniz bir noktayı alın. Bu nokta veya o nokta, bu nokta veya bu nokta veya bu nokta. Hiçbir fark yoktur. Ve böylece şimdi tam denge durumu söz konusudur. Örneğin ince bir çubuğa benzer bir cisminiz varsa oldukça ağır cism burada ve böylece kütle merkezi hemen hemen buradadır. Böylece bu durumda kararlı olacaktır. Veya böyle bir durumu alabilirsiniz. Şimdi kütle merkeziyle P noktası dikey çizgilidir. Ayrıca burada şimdi aşağı doğru MG kuvveti ve iğnede de yukarıya doğru MG kuvveti vardır. Bütün kuvvetlerin toplamı sıfır, bütün torkların toplamı sıfırdır. Fakat hemen hissedeceğiniz gibi bu durum ile bu durum arasında oldukça büyük bir fark söz konusudur. Ve bu oldukça kararsızdır. Eğer bunu hafif çevirirseniz aşağı devrilecektir. Dönmeye başlayacaktır. Halbuki bu kararlıdır. Eğer bunu yana doğru hareket ettirirsem bu konuma tekrar geri gelecektir. Fakat bu durumda temel fikir kütle merkezinin her zaman asıldığı noktadan dikey bir çizgi boyunca bir konumda yer alacak olmasıdır. Burada bir üçgenim var. Ve kütle merkezinin nerede olduğuna dair bir fikrim yok. Burada herhangi bir yerde olabilir. Hatta boş alanda bile olabilir bilmiyorum. Şimdi yapabileceğim şey onu bu şekilde asabilirim. Bu kütle merkezinin parmağımın aşağısında bir noktada olduğunu biliyorum. Dikkat ettiniz mi? Gerçekten döndü. Böylece kütle merkezi hassas bir şekilde parmağımın aşağısında olacak şekilde yer aldı. Şimdi bir kurşun kalem alır ve buraya bir çizgi çizerim. Ya da küçük bir ip alabilirim. Ve şimdi parmağımı buraya koyabilirim. Ve tekrar bir çizgiyi çizebilirim. Ve ikisinin kesişim yeri kütle merkezidir. Böylece kütle merkezi her zaman asılma noktasının altında bir yerde olur. Şimdi eğer bir parça cam macunu alırsam ve onu buraya koyarsam bu durumda açıkça kütle merkezinin yerini büyük ölçüde değiştiririm. Bu yönde kaymış olabilir. Bu yönde kaymış olmalıdır. Kütle merkezi nerededir hiç fikrim yok. Fakat bakın buradan deng dengelersen kütle merkezi şimdi buralarda bir yerde olmalıdır buradan dengelersen, kütle merkezi şimdi buralarda bir yerde olmalıdır. Ve iki çizginin kesiştiği yer, bu boşlukta biri olabilir, kütle merkezinin bulunduğu yerdir. Böylece, kütle merkezini deneysel olarak bulmak kolaydır. Bu derste daha önceleri kütle merkezinin nerede olduğunu hesaplamıştık. Belki çok özel geometri durumları incelediğimiz zaman, kütle merkezini deneysel olarak belirleyeceğimiz yöntemler olduğundan bahsettiğimi hatırlarsınız. Ve bu size biraz önce gösterdiğim yolla çok kolaylıkla yapılır. Şimdi sizlere oldukça kolay sezilmeyen bazı statik denge örneklerini göstermek istiyorum. Bunlardan bazılarını görmüş olabilirsiniz. Bunlardan bazılarıyla gerçekten oynamış olabilirsiniz. Eğer bir kurşun kalem ve cep çakımı alırsan İşte kurşun kalem burada. Sizlere bunu birazdan göstereceğim. Sıradan bir kurşun kalem ve cep çakımı alıyorum ve buraya cep çakımı takıyorum. İşte bıçak burada. Böylece benim cep çakım böyle bir şekilde duracak. Kütle merkezinin bu noktanın aşağısında olduğu bu düzen kolaylıkla elde edilebilir. Ve eğer şimdi parmağım buraya koyarsam, bu oldukça tuhaf şekilli cismi dengeleyebilirim ve tamamen kararlı olacaktır. Kendini öyle bir düzen alacaktır ki, kütle merkezi tam olarak parmağımın aşağısına düşecektir ve tamamen mutlu olacaktır. Ve bunu görmenizi istiyorum. Burada cep çakım ve bir kurşun kalem var. Ve bunu orada görebilirsiniz. Ya da yakın olanlarınız buradan görebilirler. Sizlere bunu görmeniz için ışığı daha iyi olacak şekilde ayarlayacağım. İşte orada. Benim cep çakım burada. Şimdi onu açıyorum. Ve kurşun kalem burada. Ve onu buraya saplayacağım. Bunu yaparken benim bu sabah olduğundan daha dikkatli olun. Çünkü bıçak parmağımı kesti. Buradaki yara bandının sebebi budur. Kolaylıkla cep çakısı kötü bir kesiye sebep olabilir. Böylece bıçağın ucu şimdi kurşun kaleminin içine girmiştir. Fakat şimdi kütle merkezini kurşun kalemin aşağısında elde etmeliyim. Ve şimdi parmağımı buraya koyuyorum. Ve sistem kararlı. Böylece kütle merkezi asılma noktasının altında olacak şekilde kendisini tekrar ayarlar ve tamamen kararlı olur. İstediğiniz kadar bunu oynatabilirsiniz. Bu çok sezgisel değildir. Burada çok ince bir çubuk var. Bir tel. Çok sert bir tel. Ve çekicimi buraya bu telin ucuna asabilirim. Ve buna bakın. Kütle merkezi benim asma noktamın tam alt hizasındadır. Çok kararlı. Bu arada aşırı derecede acı veriyor. Onu sallayabilirsiniz bile. Kütle merkezi astığım noktanın tam alt hizasındadır. Bütün torkların toplamı sıfırdır. Eğer bunun gibi duruyorsa bütün kuvvetlerin toplamı da sıfırdır. Kütle merkezi asılma noktasının aşağısındadır. Her ikisi de tam dikey olarak aynı hizada olmak zorundadır. Eğer bu şekilde olduğu gibi dikey olarak hizalanmazlarsa bu durumda bu noktaya göre net bir tork olur. Eğer net bir tork varsa bir açısal ivme olacaktır ve işte gördüğünüz şey budur. Eğer tamamen dikey olarak hizadaysalar artık herhangi bir torp söz konusu değildir. Şimdi bir ip çambasına dönelim. Bir ip çambasımız var. İşte ip çambasımız burada. Ve ip çambası ipin üzerinde duruyor. İp çambasını biraz küçük çizeceğim. Birazdan niye onu küçük çizdiğimi göreceksiniz. Bu ip çambası ve bu da ip. Ve ip çambasının kütle merkezi tam burada olsun. Burada bir yerde ve kütle merkezi ile ip arasındaki uzaklık 1 metre ve ip cambazının kütlesi 70 kilogram olsun. Hafif bir şey alıyorum. Odundan yapılmış olabilir. Bayan ya da erkek ip cambazının tıpkı bu şekilde elinde taşıdığı bir şey alıyorum. Ve bu şey epey bir mesafe aşağı iniz. Ve buraya 5 kilogramlık bir kütle koyuyorum. Ve buraya da 5 kilogramlık bir kütle koyuyorum. Ve bunu ihmal edebilmemiz için bu düzeneğin çok hafif olduğunu varsayalım ve bu mesafe 10 metre olsun. Bu sistemin kütle merkezi nerededir? 70 kilogramlık kütle ipin 1 metre üzerindedir. 10 kg ipin 10 metre aşağısındadır. Ve kesinlikle tüm sistemin kütle merkezi ipin aşağısında kalacaktır. Ve böylece bu kişi tıpkı oradaki çekicimin kararlı olduğu gibi kararlıdır. Bu kişinin yanlara doğru ipten kayması durumunda bu kesinlikle bir talihsizlik olur. Ve bundan dolayı eğer bu ip ise ipin tesir kesitiyse, ise bu durumda ayakkabılarınızın tabanlarını buna benzer şekilde yapmanız gerekir. Böylece sadece bu sizlerin bu yönde kaymanızı ve düşmenizi engeller. Fakat kütle merkezi ipin aşağısındadır ve böylece gerçekten tehlike yoktur. Kendinizi dengeleyebilir ve ipte yürüyebilirsiniz ve hiçbir şey olmaz. Hatta bunu bile yapabilirsiniz. İpin üzerinde ileri geri gidip gelebilirsiniz. Sorun olmaz daima bu duruma tekrar gelirsiniz. Bizim çok özel bir ip cambazımız var. Bu bizim ip cambazımız. Ve bu ip cambazının gerçekten çok özel ayakkabıları var. Aslında ip cambazının ayakkabılarında küçük tekerlekler var ve bu teker böyle bir şeye benzer. Ve işte ipin olacağı yer burasıdır. Ve ders salonunda görmüş olduğunuz ip budur. Ve bu tekerlekte bu yive ihtiyaç duymamızın tek nedeni aynen bu kişide ihtiyacımız olduğu gibi onun yanlara doğru kaymasını engellemektir. Onu parmağımla dengelediğimi görüyorsunuz. Fakat kütle merkezi asılma noktasının oldukça aşağısındadır. İki taraftaki ağırlıklar sebebiyle kütle merkezi burada bir yerdedir. Böylece bu tamamen kararlıdır. Bu şekilde bile yapabilirsiniz. Sorun olmaz. Kaymamak şartıyla bu ip cambasını yapabileceği bir şeydir. Bundan dolayı bu yivler vardır. Tamam. Bu ip çambazından bize bir gösteri yapmasını isteyelim. Onu yürütelim. Artık o televizyona ihtiyacımız yok. Öğrencilerden biri olursa iyi olur. Bana bir iyilik yapıp ip çambazı buraya vardığında hoş geldin der misiniz? Çünkü onun kaza yapmasını istemiyoruz. Tamam mıyız? Böylece aşağı geldiğinde nazik ol ve hak ettiği bütün onuru ona ver ve bu durumda sadece onun düşmeyeceğinden emin ol. Çünkü o zarar görebilir, değil mi? Bunu istemiyoruz. Tamam. Böylece durumun ne kadar kararlı olduğunu gördünüz. Ve işte gidiyor. Buna hazır mısın? Ha! Oh, hepimiz birer it cambazı olabiliriz. Çok teşekkür ederim. Gelecek derste görüşürüz.